İran Şahı Yavuz Sultan Selim'i aşağılamak, hor görmek adına ona bir oyun oynar. Bir sandık hazırlatır. Sandığın etrafını altınlarla, zümrütlerle süsler. Sandığın içine bir kesenin içinde insan pisliği koyar. Ve bu pisliğin üstünü en değerli, en temiz kumaşlarla, altınlarla, değerli mücevherlerle doldurur. Ve bir elçiden Yavuz Sultan Selim'e iletir. Yavuz Sultan Selim sandığı alır, sandığın etrafına bakar, gayet süslü, temiz bir sandık. Sandığı açar, içindeki değerli kumaşları, altınları, zümrütleri çıkarır. Sandığı açtıkça, içindekileri boşalttıkça Yavuz Sultan Selim etrafa bir pislik kokusu yayılır. Ve en sonunda sandığın en altında insan pisliğini bulur Yavuz Sultan Selim. Sonra durumu anlar. Anlar ki İran Şahı Yavuz Sultan Selim Han'a hakaret ediyor. Tabi Yavuz Sultan Selim Han bu. Celalli bir padişah. Altında kalır mı bu oyunun? Zeka ürünü bir oyun düzenler. Yine aynı şekilde bir sandık hazırlatır. Sandığın etrafını yine mücevherlerle, altınlarla, zümrütlerle süsler. Sandığın içine bir lokum yerleştirir. Osmanlı'nın lokumları meşhurdur. Gül kokulu lokumlar. Lokumun yanına da bir not iliştirir. Notta herkes kendi yediğini ikram eder yazar. Ve lokumun üstüne yine altın, yine gümüş, yine değerli kumaşları koyar, sandığı kapatır ve bir elçiden İran Şahı'na gönderir. İran Şahı elçiden sandığı aldığında şunu düşünür. Ben Yavuz Sultan Selim'e böyle bir oyun yaptım, o da muhtemelen buna benzer bir oyun yapacak bana der. Sandığı açar, altınları, gümüşleri, mücevherleri çıkarır, değerli kumaşları çıkarır ve sandığın en altında gül kokulu lokumu bulur. Lokumu aldıktan sonra lokumun yanındaki notu görür ve okur. Notta yazan İran Şahı'nı şoke eder. Evet, Osmanlı böyle bir Osmanlıydı. İran Şahı tabi orada tutulur kalır. Osmanlı padişahları sadece kılıç kuşanarak toprakları fethetmediler. İlimle, zekayla da yine toprakları fethettiler. Allah onlardan razı olsun. Bizlere de dedelerimize yakışır torunlar olmayı nasip eylesin. Amin ve selam.